2014 yılında Radikal Gazetesi'nde Canan Dan Yıldız'la yaptığınız bir söyleşi var. Sorumuzun rengi kırmızı. Siz bu söyleşide bir ifade kullanıyorsunuz, aslında bir itirafta bulunuyorsunuz ve o itirafınız başlığa çekiliyor röportaj için. Karımı aldattım, o da bunu biliyor ama o kadar kısa bir şeydi ki yuvamı yıkmaya değmezdi diyorsunuz. Sonrasında kadın erkek ilişkileri hususunda yine aynı söyleşide sıra dışı bir ifade kullanıyorsunuz. Erkek öyle bir şey, evde bulamazsa kızın adını götürür, yüksek kaldırımda duran bir kadını öder, cinsellik kadar güzel bir ihtiyaç yoktur, elzemdir ifadelerini kullanıyorsunuz. Acaba biz şunu merak ettik, o dönem eşinizle bu problemi nasıl çözdünüz ve aynı zamanda gazeteye yaptığınız bu röportaj belki eşinizin içerisinde tekrar alevlendirmiş de olabilir. Dolayısıyla size sormak istedik bu konuyu. Nihayetinde soru gelsin. İlyas Salman eşini aldattığını neden açıklamak istedi? Ben eşit olmadığımızın çocukluğundan bu yana bilincindeyim. Eşit yaşamadık. Onun için eşim beni aldatmadığı halde ben çok ufak bir kaçamak diyelim, onu yaptım ve bunu itiraf etmek zorundaydım. Eşim de bunun üstünden fazla durmadı, açık söylemek lazımsa. Es geçti diyelim, barıştık. Hiç küsmedik ki barışalım zaten. Böyle bir şey yaşandı. Bunun hesabını vermek istiyorum ama hangi makama vereceğim ben de bilmiyorum. Vicdan azabı duyuyor musunuz? Evet. Evet, duyuyorum. Hem de açık açık vicdan azabı duyuyorum.